Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde farming'e giriş yaptık. İlk videoda genel bir baktık, ev yeri aradık. Kaydımız gitti, bir şeyler oldu. İkinci videoda ekipmanlarımızı aldık. Şimdi bir diğer yani üçüncü videomuzla artık çalışmaya başlayabiliriz. Ekipmanlarımızı kullanmaya başlayabiliriz. Şurada yetişmiş bir kanolamız var. Şu arazimizde yanılmıyorsam pamuk var. Bunu büyük ihtimalle süreceğim arkadaşlar. Çünkü pamuk ekipmanlarını kiralamak yani 20-25 bin dolar. Bilmiyorum bu parayı kazanır mı bu arazi. Yabani ot %100 diyor. Kireç gerekiyor diyor. Yani ilaç makinem de yok. Şimdi bu bölüm biraz para yapmamız lazım. Eksik olan aletlerimizi almamız lazım. Şuradan kontratlardan da mesela şu hoşuma gitti açıkçası. Kendi ekipmanınızı kullanın ya da gelir kaybıyla ekipman kiralayın diyor. Şimdi bu aleti kiralarsam kendi pamuk tarlamada ilaç atabilirim aslında. Şurada 1900 dolara ne diyor? Herhangi bir gübre türüyle gübrele sıvı katı bulamaç doğal. Kendi ekipmanlarınızı kullanın ya da 360 lirası kiralayın. Aleti suni gübreyle doldurduğunuzdan emin olun diyor. Şu aletten zaten biz de satın alacağız. Hatta bir bakalım o alete. Şuradan bir saniye. Gübreleme aletleri nerede? Sarıcılar, mibzerler, belleme, sapsabanlar. Nerede? Neden göremiyorum? Ha, aşağıdaymış. Spreyler. Neredesin? Burada değilsin. Spreylerde olabilir mi? Yok. Suni gübre spreyleri. Şu. 42 metre diyor. 3200 litre tank kapasitesi var diyor. En ucuzu bu şu anda. Ama sadece gübre atıyor. Şimdi bu sadece gübre atıyor. Bu hem kireç atıyor hem gübre atıyor. Bu sadece gübre atıyor. Bu hem kireç hem gübre atıyor. Hem kireç hem gübre hem kireç hem gübre. Şimdi 78 bin dolar harcayamayız. Aslında bunu da harcayamayız ama bize kireç atan da bir alet de lazım. Paramızı tüketeceğiz ama neyse. Tekerlek kurulumu trelle Borg. Geniş lastikler. Bunu dar lastikler yapacağım arkadaşlar. Çünkü kapasitesini düşürüyor mu? 3,3 ton, 3,1 ton düşürsün. Ayırıcı disklerle 6, 18 metreye çıkıyor. Böyle 12 metre. 8000 dolar fazladan veremem. Plaka var. Her zamanki gibi. Plaka sadece arka. Siyah. UFCKKYGSZ. Yani buna bu parayı vermek zorundayım. Hem o az önce gördüğümüz kontratı alır yaparız. Çünkü bizim traktörümüz de var. Satın al. Aynı zamanda bize de çok lazım zaten bu. Gübre atacağız. İşte kireç atacağız. Zaten 2019'dan da hatırlıyorum ben bu aleti. Normalde arkasına ayırıcı disk alıp yapıyordum ama uzantı falan eklemedim. 45-46 bin dolara paramız da bitti zaten. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar buraya gelelim. Mesela bu 1918 artık bizim. 1918 dolara iş yapabiliriz. Kullanabiliriz. Bakın burada bir tane daha iş var. 5000 küsur dolar. Bu makineyi istiyor. Herhangi bir gübre türü ile gübrele sıvı katı bulamaç doğal diyor. Kullanın ya da tamam. Buğday mahsulünün altın tarladan ürünü Gold Crest Vadisi noktasına götür. Kendi ekipmanınızı kullanın ya da 157 dolar gelir kaybı yapın diyor. Bunu da kendimiz de yapabiliriz. Biçer döverimiz var. Ve bakın bunu da yapabiliriz. Yulaf mahsulü, normal kesici. Tamam, kendi ekipmanımızı kullanabiliriz. 12 bin dolar. Bu paraların hepsini alabiliriz. Çok iyi. Hasat, gübreleme. İkisi de bizde şu an. Otları herbisit ile spreyleyerek imha et. Şimdi bizde sprey yok. Spreyi de almamız lazım ot mücadelesi için. Yani bize bir diğer lazım olan ekipman da bu. Şuradan şu işleri yaparsak bu ekipmanı alabiliriz. Ama ondan önce ben diyorum ki kendi buğdayımızı neden hasat etmeyelim? Değil mi ama? Yürü bakalım aslan. Şöyle.
Şimdi kesiciyi kaldır, çalıştır. Bunu bir de açma muhabbeti vardı. Neyse, bakalım. Bunda zaten balya muhabbeti yok. Değil mi? Yani kanoladan balya olmuyor diye hatırlıyorum. Gel bakayım. Mahsulümüzü bir toplayalım. Belki bu bize biraz para yapar. Aslında şöyle uzunlamasına gitsem olurdu. Bismillah dedik, başladık. Hadi bakalım. İlk mahsulümüzü topluyoruz. Şimdi bir de silo falan da almamız lazım. Oyunda biliyorsunuz mevsimler var artık. Örneğin kanolanın mevsiminde ekip toplayıp biriktirip mevsimi olmayan dönemde satarak daha yüksek paralar kazanabiliriz. Böyle avantajlarımız var. O yüzden zamanla ilerledikçe bu işler olacak. Şöyle biraz da içeriden bakalım. Takılmalar olsa da en azından şu paleti bir kapatalım. O bizi şey yapmasın. Şöyle gel bakalım. Yani arazilerimiz küçük. Doğal olarak biz de küçüğüz. Yani görüyorsunuz 500 bin doların tamamı bitti şu an. Yani birçok eksiğimizi de aldık. Şimdi spreyleme aletini de almamız lazım. Otla mücadele için. O da çok lazım. Ve diğer işleri de yani spreyleme kontratlarını da yapabilmek adına da zaten bize lazım. Aslında kiralayarak da yapabilirdim ama benim de ihtiyacım var. Eninde sonunda benim çünkü tarlalarım var görüyorsunuz. Sizin de bildiğiniz üzere. Bana da lazım olduğu için satın alma yoluna gittim. Mümkün olduğunca bir şeyleri kiralama taraftarı olmayacağım. Mesela belki şurada pamuk için kiralama işini yapabilirim ama orayı büyük ihtimalle de sürmeyi de düşünüyorum. Çünkü çok meşakkatli bir iş pamuk. Şimdi pamuğu taşıyacak herhangi bir römork gibi bir şeyim de yok. O sebeple yani şu bizim römork büyük ihtimalle pamuğu taşımıyordur herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum, belki de taşıyordur. Tamamen şu an yanlış düşünüyor da olabilirim. Bekleyip göreceğiz zamanla. Zaman 5'te. Yani çok yavaş ilerlemiyoruz şu an. Yavaştan ilerliyoruz. Çok iyi. Yani şu an işçiye vermek isterim ama param yok. O yüzden birkaç bölüm hiçbir şey işçiye vermeden, yani biraz ekonomik özgürlüğümüz oluşana kadar işçiye para kaptırmadan kendim çalışacağım. Böyle. Yani böyle çok sıkılacağınız kısımları kesmek isterim. Aslında düzenlemek isterim ama videoları genelde hiç kesmeyeceğim şekilde, direkt atacağım şekilde kayıt yapıyorum. Yani kendim normalde gerçek hayatta mimarlık yapıyorum. Süpermarketim var. Köyde gerçekten çiftçilik aktivitem var. Onda gerçi babam çok destek oluyor ama yani çok fazla işim, aktivitem olduğu için videoları genelde editleyeceğim tarzda değil de, hani editlemem gerekecek tarzda değil de, hani editlemeden direkt atabilecek şekilde kayıt almaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Hani çok fazla ilk etapta en azından videolarda hani ileri alma, ne bileyim bazı bölümlerini kesme, değişik efektler ekleme gibi böyle şeyler olmayacak. Mümkün mertebe güzel kaliteli içerik üretip güzel güzel oyunun kapsamlı bir şekilde bütün sunduğu nimetlerinden yararlanarak mümkün olduğu kadar içerik üretmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani meşhur YouTuberların videolarında olduğu gibi böyle şeyler olmayacak. Hani böyle eklentiler, arada işte ne bileyim böyle emojiler falan. Onun gibi şeyler olmayacak. Kameramın yeşil perde ayarını yapamadığım için şu an arkam yeşil fon. Normalde yeşil perde özelliği var ama ben ayarlayamadım. Açıkçası çok da vaktim de olmadı onunla ilgilenmeye. Birkaç video sonra büyük ihtimalle o yeşil perde ayarını da yapmış olurum. Onun dışında videolarımı izlerken olur da bir problem görürseniz, örneğin işte ses patlıyor veya ne bileyim araç sesi yüksek
İşte görüntü kaliten çok kötü veya çok iyi gibi. İzleyen arkadaşlarımdan ricam, videonun kalitesiyle veya ne bileyim herhangi bir sıkıntısıyla alakalı herhangi bir şey görürseniz yorumlar kısmına yazmanızı rica ediyorum. Mümkün olduğunca da videoları beğenip like atar, abone olursanız da sevinirim. Sonuçta YouTube etkileşim oldukça güzel olan bir platform. Hani sizler attığımız videoları, oluşturduğumuz içerikleri ne kadar beğenir, ne kadar çok izlerseniz bizler için de o kadar içerik üretmek çok daha keyifli hale geliyor. Herkes zaten 3 aşağı 5 yukarı ne yemekler verildiğini biliyordur. Yani RTX 3090'lı bir sistemle oynuyorum şu an. Hani öyle küçük paralar yatırdığım bir iş de değil şu an bu. Bir iş olarak da görmüyorum açıkçası ama illaki insanız sonuçta yani gönülden beğenilsin, takip edilsin, işte yorum yapılsın, işte insanlarla etkileşim içine girmek istiyor insan. Yani zaten burada zaman harcamamızın vakti de bu. Zamanı da zaman harcamamızın sebebi de bu. Dilim de dönmüyor artık. Yani dediğim gibi ne kadar çok etkileşim, o kadar çok birbirimizi tanırız, muhabbet ederiz, tanışırız, beraber oynarız. Şimdi oyunda multiplayer özelliği de var biliyorsunuz. Hep beraber de oynayabiliriz. İlerleyen zamanlarda bir multiplayer kasaba kurup hep beraber bu işleri beraberce ne yapabiliriz? Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Yavaştan tarlamızı da bitirdik. Şimdi bunu römorkumuza boşaltacağım ben. Römorku da bir kenara çıkartacağım çünkü hiçbir yerde bir silom yok. Yere bir yere dökersem de bir kepçe falan ön yükleyici satın almak zorunda kalacağım. O yüzden büyük ihtimalle römorkun içinde duracak ya da götürüp direkt satacağım. Yani bunu kaldır, karıştırıcıyı kapat, F2'yi bir aç bakalım. Şu F1'i. O ile buraya açıyorduk galiba. Evet. Şimdi diğer 2015, 2017, 2019 dediğim gibi neredeyse bütün versiyonlarını oynadığım için biraz da eli aşinalığında yok değil hani. Alışkınım yani hala. Şöyle sen burada dur bakalım stop etmeden. Römorkumuzu bir getirelim. Çalış aslanım. Çok güzel değil mi ya? Kırmızı siyah. Yani birbirine en çok yakışan renklerden biri bence kırmızı siyah ya da sarıyla siyah. Mükemmel kombin oluyor. Evet, yanaşınca otomatik kendisi boşaltıyor. Sağ olsun. %8. Acaba ne kadarlık bir mahsulümüz olacak? Şimdi ben bir önceki oyunda kaybettiğim oyunda bir ayar yapmıştım. Şey ayarı. Römorkların kapasitesini kendi kapasitesiyle sınırlama. Hani daha fazla doldur ayarı yapmıştım. Ama bilmiyorum. O kayıt gitti çünkü. O ayarım hala duruyor mu bilmiyorum. Oynarken zamanla herhalde şöyle bunu düzelt. İndir. Stop et. Şimdi diyorum ki biz bunu direkt satalım. Bize engel olmasın. Hemen şuradan buradan değil. Buna da yavaş yavaş alışacağım. Mevsimler. Ha. Şimdi bu bizim ürünümüz kanolaydı galiba. Kireç gerekiyor. Kanola, evet. Kanola. Gold Crest Vadisi'nde 916 dolarmış. 528, 525'ten yükseliyormuş. Tabii ki de Gold Crest'e gideceğiz de. Yer işaretle. Çek. Nerede kardeş Gold Crest? Gösteriyor musun? Oo bayağı uzakta. Şuradan hızlıca gidelim. Yani çok az bir mahsul da olsa 900 dolardan 2500 yine bir 2000 dolara yakın para alırız. Zor modda oynadığımız için 2000 dolar bizim için çok büyük para. Yani çok hızlı paramızı harcadık. Bütün ekipmanları aldık gördüğünüz gibi ama aynı hızla geri kazanamayacağız. Ne yazık ki. Şöyle haritayı büyütmek istiyorum. Ben sana nereden giderim? Bu yoldan gidersem herhalde ulaşırım. Başka bir yerden girmek de istemiyorum.
Bu arada yani oyunun içerisinde haritada yani Elm Crag yazısının olması ama girişte hala Çalık Şu Vadisi yazması çok enteresan. Ve ben galiba haritanın ismini yanlış yazdım ilk videoda. Buradan bir bakmak istiyorum şöyle giderken. ELM CREEK. E'yi tek yazdım yanılmıyorsam. Şöyle bize gösteriyor aslında. Çok buradan bakmaya da gerek yok. Şuradan ana yola çıksam. Şöyle yandan çıkarız ya. Şu arkadaşa çarpmadan. Hasar olayı gerçek. Yani birileri bize çarparsa ekipmanımız hasar görebilir. Hiç gerek yok. Zaten paramız yok. Tabii biz traktör olduğumuz için sağ şeritten gideriz. Şöyle haritamızı normale döndürelim. Zaten şu an çok net görünüyor. 900 dolardan kanolamızı satalım. İlk satışımız gerçekleşiyor arkadaşlar. İlk resmi kazancımız diyebilirim. Hemen hızlı bir şekilde bu hasat ettiğimiz tarlayı tekrar ekeceğim. Herhangi bir şeyle. Soya fasulyesi ekerim büyük ihtimalle. Tabii mevsimine göre bir ekim tarihine bir bakacağım. Şu an mevsimi mi? Onu da bilmiyorum. Mevsime uymak lazım mevsimlere. Bir dakika kardeş senin bir dakika. Nasıl ya? Şu yan taraf mı? Uf. Bravo ya. Teşekkür ederim ya. Ağzıma vurdu ya resmen araba. Bir dakika. Şimdi böyle hatalar olmayacak değil, illaki olacak. Bu büyük ihtimalle bu tren silosunun olduğu yer burası. Başka bir yerde bir şey göstermiyor zaten. Şimdi GW Bolt Crest. İnşallah burasıdır. Yoksa problem. İşleri yüklemeyi başlat. Burası değil. Nereye gitti bizim kanolamız? Çıkınca mı vereceğim paramı yoksa? Yo. Ya aman tanrım ya. Trenle satılabilen bir yer mi? Şöyle bir stop et bakalım. İşte böyle olduğu zaman çok sevmiyorum. Ona en yakın yem değirmenine götürsek. Ya o da ta nerede ya? Bir dakika şuradan geri kanalımı alabilecek miyim kardeş ben? Ya da gerçekten o işaretlediği yere rayın üzerinden oraya mı götüreceğim ya? Çok saçma değil mi ya? Kanolan burada. Bir saniye. Şu ayarlardan ben trenlere geçişi kapalı mı yaptım? Trenlere geç açık Tamam. Niye geçmiyor?
Berkan oğlumu geri ya. Neredeydi? Buradaydı. Hanımla. Şunu tekrar işaretle. Başka bir yerde yanan sönen bir şey yok. Ya burada hata var ya. Ben oraya nasıl dökeceğim ki seni ya? Tren gelirse bizi fena biçer yalnız biliyorsun değil mi? Bak bana burayı işaret ediyorsun da. Gidemiyorum ki oraya ben. Bu nasıl bir şey ki ya? Şu an kızdım. Kaldır. Sen neredesin? Bu yukarıda. Mecbur yağ değirmenine gideceğiz. Yani trenlere geçmiyor. Tren ya yok ya da oyunun bir bug'ı var. İnanın çözemedim. Buradan satış yapılmadı. Buradan trene yüklüyoruz. Yani trene yükleyip sonra trene geçip bunu oraya ileriye geriye işte neyse tren güzergahının üzerindeki hatta götürüp satabiliyoruz normalde. Ama ben satamadım. Çok enteresan. Şöyle paraların ortasından gideceğim ya. Ne yazık ki. Şöyle şu ışığa doğru. Işığı görüp ışığa doğru gitmek. Biraz da içeriden sürelim. Traktörün içi gerçekçiliği çok güzel. Yeni gösterge paneli çok güzel. Vitesi göstermesi falan. Her şey çok iyi. Ürünlere, mahsullere zarar vermiyoruz. Ama tabii oyun yeni çıktığı için böyle ufak tefek bug'lar illaki olacak. Bu dökememem veya satamamamın sebebi de bence oydu. Oo, 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 biz nereden geçtik ya? Aman tanrım. Korktum bir an. Evet, ilerleyen zamanlarda satın alacağımız tarlalara girdik şu an. Şuradan yani bir dere geçişi var. Büyük tarlalar, güzel tarlalar. Nerede? Evet, şöyle. Işığa doğru devam. İlerleyen zamanlarda hepsi bizim olacak inşallah bunların. Şurada bir göl var. O gölden yırtmak lazım. Şöyle kenardan gitmek lazım. Ağaca falan toslamıyorum. Tamam. Ağaca falan toslamıyorum dedim. Değdik galiba. Bu tarla da çok güzelmiş. Neyse zamanla bunların hepsi olacak. Bakacağız, göreceğiz. Şu kanolayı bir satalım da 700 dolara. Hani 900 dolarlık teklif daha iyiydi ama. Ya orada bir hata var ya oyunda hata var. Ne bileyim trenlere geçemiyoruz galiba. Bilmiyorum. Anlayamadım onun ne olduğunu. Buradan mı giriyoruz kardeş? Evet büyük ihtimalle şuraya döküyoruzdur. Şöyle geldim. Başla bakalım. Evet şimdi para gelmeye başladı.
Ne kadar? 1829 dolar. Teşekkür ederim. Ortalama neredeyse 2000 dolar. Gelir gelirdir. Bizim için şu an 1 dolar bile çok önemli. Teşekkürler, teşekkürler beyler. Çok centilmensiniz. Şurada gübre makinamız var. Şimdi bize şuradan tohumlar, kireç, buğday, yulaf, domuz besini, yol tuzu. Suni gübre. Büyük torbalarda ne var? Katı gübre, kireç, buğday, yulaf, domuz besini, yol tuzu. Kromikali katı gübre. Sıvı gübre, herbisit. Top sıvı gübre. Katı gübre. 150 litreymiş. Mineralli yem. Balyalar. Şuradan suni gübre alacağız. Yanılmıyorsam 3 tondu. Bizim cihaz. Şunu bir dolduralım. Evet, 3 ton olması lazım. Oo. Kardeş, biz seni dolduramayacak mıyız ya? Bir tanesi %11 doldurdu. Demek ki 3 ton değilmiş bu. Bir tanesi daha gidiyor. %20, %30. Kaç ton oğlum senin kapasiten lan? Bayağı büyükmüş ya. Bir tane daha alamam artık yani. Tamam, sen burada dur. Bana römork lazım şu an. Lan bütün param gitti ya. Vay arkadaş. Neyse, şuradan bir eve gidelim de. O 8-10 bin dolar para kazanacağımız işlerden birini alıp yapalım bari. Böyle olmaz. Çok hızlı gidiyor paramız. Şimdi oyun zor modda olduğu için buradaki az önce gösterdiğim kontratları büyük ihtimalle videoda oynamayacağım. Çünkü çok sıkıcı olur. Sizler de sıkılırsınız. Doğal olarak sizler izleyeceğiniz için, ben de sıkılacağınızı bildiğim için onları büyük ihtimalle video dışı yapacağım. O kontratların birçoğunu yaparım. Biraz para biriktiririm. Yani bir sonraki bölümde büyük ihtimalle biraz daha param artmış şekilde gelebilirim. Öyle yapmam gerekiyor gibi şu an görünüyor. Mesela hasat şeylerini, görevlerini veya ne bileyim gübre görevlerini falan hep alır yaparım. Artık ekipmanım var. İçeride verim var, römorkum var. Gördüğünüz gibi. Gerek yok yani. Hani ekstra masraf yapmaya. Gidelim. Gübreleyicimizi de alıp gelelim. Gübre serpicimizi. Daha sonra yavaştan bu videomuzun da sonuna doğru yaklaşmış olalım. Çünkü görüntüsü çok güzel. Maseylerde aslında siyah renk de geldi. Yani isteğe özel siyah renkli de alabiliyorsunuz ama oyuna bunu eklememişler. O biraz garip. Gerçi her markanın bütün özelliklerini eklemeye kalksalar hangi biriyle başa çıkacaklar ki? Yani bu kadar detay yapmaları bile zaten çok büyük bir şey bence. Şuradan tekrar mağazaya gidelim. Gübre, suni gübre püskürtücümüzü alalım. Sonrasında ben video dışı biraz maddi durumumu düzeltmem lazım. Yoksa böyle gidemeyiz. İlk ürünümüzü hasat ettik. Ben o görevlerden birkaç tanesini yaptıktan sonra, hatta böyle
Hemen göreve bakalım. Şurada. Gübreleme. Tarla 36. Sıvı katı bulamaç doğal. Hepsi olur demiş. Bu da olur demiş. Hepsi olur demiş. Tarla 58. Biri 58, biri 36'ymış. 58 ve 36 nerede? Şöyle topraklar diyelim. 53, 55, 52, 57, 56, 58. Bayağı büyük bir arazi. 36 nerede? 36 da burada. 36 küçük. 58 ve 36 ikisini de yapabilirim. Aşağı tarafta. Önce 36'yı alırım. Sonra 58'i alırım. Yapılabilir. 36, 2000 dolar. Şimdi içindeki gübre bu büyük tarla büyük olduğu için buraya yetmeyebilir. O yüzden önce şu tarla 36'yı kontratı nesne ödünç al. Bu ne ya? Herhangi bir şey ödünç almak istemiyorum. 36 numaralı tarla. Ben şuradayım. Buradan geleceğim. Şuradan inersem soluma gelecek. Tamam. Hop 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 hop. Oğlum ekipmanımız daha yeni ya. Çarpmayalım hiçbir yere. Lütfen. Acemi insanlar değiliz ya kardeş. Ben 36 numaraya daha kestirme nereden giderim? Bizim arazilerden çaprazlama oraya inerim ben. Şöyle biraz gidelim. En azından kendi arazimizde. Sona doğru yaklaşalım. Şu bina da çok hoşuma gitti açıkçası. Yani daha bir ton bina alacağız. Evimiz yok, ev alacağız. Buradaki bu binalar biz etkileşime giremiyoruz. Silolar alacağız, depolar alacağız, tavuk kümesi alacağız. Oo, bir sürü hayvan. Henüz yolun çok başındayız. Ama video dışı çok fazla çalışıp maddi anlamda birçok iş başaracağıma eminim. Böyle böyle ufak ufak her şeyi halledeceğime kendime güveniyorum. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.